böyle hariciliğe. Çünkü tekfirci bir öz taşıdığı için işte direkt ayet ve hadisleri doğrudan birebir kelimelerinden okumaya yönelik bir zihniyet, birebir o eşlemeci zihniyet. Rey'i de kabul etmeyen, hadi İmam-ı Azam'ı reycilikte suçlayıp kabul et. O zihniyet ne hale geldi zaman içerisinde? Bir de İbn-i Teymiye'nin sertliğini düşünelim. İbn-i Teymiye'nin bu konudaki, kelam konusundaki o sert tutumunu, hem tasavvufa hem diğer şeylere birçok, eşariliğe karşı olan tutumunu. Ha bu ana damarı ne tutuyor da eşarilik ve maturidilik. Bu şey marjinal inanç eşarilik ve maturidiliği hedef aldı. Ana omurgayı kırdı. Bu ana omurgayı Osmanlı şey ediyordu. Sonra Osmanlı'nın devamı olarak Arap aleminde Mısır'da, Irak'ta ve Suriye'deki ilmiye sınıfı tutuyordu. Bunlar da askeri diktatörlükler eliyle tasfiye olununca bu marjinal akidenin Necd bölgesinde çıkan marjinal akidenin karşısında duracak bir şey kalmadı. Karşısında onu şey yapabilecek, onu zararlarını def edebilecek, onun zararlarından İslam dünyasını emin kılacak bir şey kalmadı. Türkiye'de zaten 20'li yıllardaki devrimlerden bilmem nelerden artık hiçbir şey kalmadı. İmam hatipler ya da ilahiyatlar bu şeyleri dolduracak bir şey değil. İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerinde bırakın dini ilimleri, Arapça bile yok ki dini ilimler olsun. Yani şimdi yani birçok sıkıntı var ortada. Yani miftahı yok. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Bunları yayıldı. Bir de bunlar daha böyle marjinal. Şimdi Suudi Arabistan IŞİD'e karşı çıkıyor tabii. El-Kaide'ye karşı çıkıyor. Çünkü aşırılaştı. Ama asıl yol o akidevi şeyden aşırı.